Armamızın Gücüyle programından herkese merhaba. Programımızın ikinci bölümünde yine Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Bu seferki konuklarım da kaptanlarımız Ezgi ve Fatma bizlerle birlikte. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hemen böyle hızlı bir giriş yaptım bu arada. Nasıl keyifler öncelikle onu bir sorayım. Keyifler iyi, her şey güzel, her şey yolunda. Kampa geldik. Çok eğlenceli geçiyor. Çok yoğun bir antrenman programımız var. Hem eğleniyoruz hem çalışıyoruz. Çok güzel geçiyor şimdilik. Harika. Ezgi sen de keyifler nasıl? Ben milli takım kampından geldim. Bir evet. 18 günlük kamptan geldim. Tekrar kampa girdim dinlenmeden. Şöyle, ligde iyi bir başarı elde etmek için maalesef bu kampları yapmamız gerekiyor. Dün de bir hazırlık maçımız vardı zaten. Hazırlık maçlarımızı oynamaya devam edeceğiz. Hı-hı. Lige hazırlanıyoruz. Harika. Lige daha zaten var. Hani hazırlık aşamamız zaten daha sürekli devam edecek ama geçtiğimiz sene sezon başı kampını yapamamıştık. Çok hızlı bir giriş yaptık. Hocalarımıza da sordum geçen haftaki programımızda. Bu yıl mesela sezon öncesi kampı ne fark ediyor? Yani kaptanlar olarak sizi dinlemek istiyorum. Sezon öncesi kampı tabii ki her takım için önemli ama geçen senenin eksikliğiydi bence bu. Bu yıl farklı başlıyoruz. Sen neler söylemek istersen Fatma. Geçen sezona nazaran bu sezon her şey daha planlı, programlı ilerliyor diye düşünüyorum. Bu tabii ki yeni hocamızın gelmesinden de kaynaklı diye düşünüyorum. Çünkü ilk antrenmanımızdan itibaren tüm kadro bir şekilde başladık antrenmanlarımıza. Yabancı oyuncular olsun, Türk sporcularımız, yeni transferler olsun hep beraber aynı günde başladık. Bu da tabii takımı daha pozitif bir şekilde etkiliyor. Programlar yoğun geçti tabii ki antrenman programlarımız ama bu kampla beraber de takımın hem saha içinde hem de saha dışındaki ilişkisinin daha güçleneceğini düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Sen kamptan kampa koşan bir sporcu olarak Ezgi, sezon başı kampı senin için ne ifade ediyor? Çünkü geçtiğimiz sene bunu yaşayamamıştık sezon başında. Kıbrıs kampı çok verimli geçmişti bu arada. Müthiş bir kamp, ara kampı geçirmiştiniz. Sezon başı kampı takıma ne gibi artısı veya eksisi oluyor? Sen nasıl anlatmak istersin? Geçen sene zaten Covid dolayısıyla liglerimiz çok geç başladı. Bir de yeni kurulan bir takım olduğumuz için evet. Transfer süreci, seçmeler, yabancı oyuncuların seçmeleri bunların hepsi çok uzun sürdü. Tabii bunlar bizi biraz etkiledi takım olarak çünkü çok farklı kişilerle antrenmanlara çıktık. Sürekli seçimlerden de etkilendik sporcu seçmelerinde. Şu an yabancı oyuncularımız da gelecek olan oyuncularımız var. Kadromuz kuruldu. Kampı yapıyoruz. Takım arkadaşlarımızla, yeni gelen arkadaşlarımızla birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Daha iyi bir iletişim var. Özkan hocam da takımı şu an çok güzel yönetiyor. Çok iyi yönetiyor. Takım olarak genel anlamda sezona çok hazır başlayacağız. Harika, süper. Şimdi yeni sezona gelmeden önce geçtiğimiz sezonu bir değerlendirmek istiyorum. Geçtiğimiz sezon çok hızlı bir giriş yaptık. İlk özel bir Galatasaray maçıyla başladık. Ve o maçtan sonra da acayip böyle göze battınız kadın futbol takımı olarak. Yeni kurulmuş bir takıma nazaran çok dikkat çektiniz. Geçen sezon nasıl geçti? Geçen sezon aslında Galatasaray maçıyla çok iyi bir başlangıç yaptık biz. Kendimizi kadın futboluna, Fenerbahçe kadın futbol takımını çok iyi tanıttığımızı düşünüyorum. Tabii sezon başlamasıyla birlikte, maçlarımızın başlamasıyla birlikte biz ilk dönemi lider olarak kapattık zaten. Playoff'larda bir şanssızlık yaşadık, evet. Buna ben sadece bir nazar diyorum. Kesinlikle nazar. Tecrübelendik. Hatalarımızdan ders aldık diye düşünüyorum. Ve bu sezona da zaten o şekilde başladık. Her sporcu sezon bittikten sonra kendine özel programlarla, antrenman programlarıyla, bir de diyet programlarıyla, tabii ki bir off sezonu yaşıyoruz. Diyet programlarıyla kendine iyi baktığını düşünüyorum ki o şekilde geldi geldik hepimiz. O şekilde başladık bu sezona. Bu nedenle lige çok iyi başlayacağımızı düşünüyorum. Bu kampla birlikte de daha yani birlikte olduğumuzu düşünüyorum takımla. Yeni gelen, eski gelen diye bir sporcu yok burada. Hepimiz aile gibiyiz. Kesinlikle. Zaten yeni gelen sporcular da daha önceden mini takımlarda tanıştığımız veya eski takımlarımızda beraber oynadığımız oyuncular. O yüzden çok zorluk yaşadıklarını düşünmüyorum.
Yabancılar da katıldı zaten. Hepsi çok mutlu, keyifli, çok güzel bir ortamda kamp geçiriyoruz. Harika. Sen Ezgi tecrübeli bir aslında kadın futbolcusun. Milli takımda yıllardır mücadele ediyorsun. Yıllardır kadın futbolundasın. Fenerbahçe ile birlikte bambaşka bir level'a, seviyeye geçtiğimizi düşünüyorum. Kadın futbol adına bence. Geçen seneyi de senden dinlemek istiyorum. Çünkü sen en çok mesela... gol attı. Mesela Ezgi'yi aslında çok izleyemedik biz çünkü Ezgi'ye fırsat gelmiyordu. Muhteşem goller atıyorduk ama hiç gol yemiyorduk. Ezgi'yi izleyemedik. Gerçi bu sene de sana çok iş düşmemesi dileğiyle demek istiyorum ama geçen yıla kurtardığın penaltılarla oldukça ligin kaderini değiştireceğini düşünüyorum. Özellikle derbilerde, Beşiktaş maçlarında kurtardığın penaltılarla bence çok büyük bir fark yarattın. Geçen yılı bir de Fenerbahçe kadın futbolunu senden dinlemek istiyorum. Galatasaray maçında takımımızın ilk maçıydı, Fenerbahçe'mizin ilk kadın futbol maçıydı. Heyecanımızdan tabii orada bulunma amacımız zaten belliydi, heyecanımızdan sevindik. Ama şu da var tabii ki, şunu da söylemem gerekiyor, geçen yıldan da içimde kaldı. Biz sıfırdan bir takım kurduk ve çok emek harcadık. Tabii ki de o sahaya çıktığımızda futbol oynayacağız. Kendimizi orada göstermek zorundayız. Çünkü bir toplumu temsil ediyoruz. Fenerbahçe taraftarını teslim ediyoruz. Bu armayı temsil ediyoruz. Orada elimizden geleni yapmak zorundaydık. Ki üzerimize düşeni zaten yaptık. Geçen sene aslında biz çok iyi başladık. Yarı final ve çeyrek final maçlarının çok zor olacağını biliyorduk. Aslında bizim gibi bir takım böyle bu tarz takımlarda çok zorlanmaması gerekiyor ama stres, maçı kazanma hırsı, kupa, bunlar akla gelince ister istemez bunlar takıma yansıdı. Biz ama geçen yıl şampiyon olamayacak bir takım değildik. Bunu tekrar belirtiyorum. Gönlümün şampiyonu bu takım benim için. Kesinlikle. Çünkü geçen sene yaşanılan her şeyi biz biliyoruz kendi içimizde. Taraftarı kupayı götüremedik, üzgünüz. Ama elimizden geleni yaptık, bundan emin olsunlar. Yok. İnşallah bu sene kupayı taraftarımıza ve müzemize götüreceğiz. İnşallah. Tek temennimiz o. Geçen yıl dediğim gibi yepyeni bir takım olmamıza rağmen bence çok güzel bir seviyede bitirdik. O sezon içindeki büyük başarı, güzel futbol, çok gollü maçlar oynadığımız için bazen bir şey çok isteyince böyle elin ayağına dolaşır, bir şey yapamazsın ya. Basiretin bağlanır. Resmen bence playofflarda onu yaşadık. Çok istememizden kaynaklanan, çok hırstan kaynaklanan bence. Bu sene daha tecrübeli, daha farklı, daha organize bir takım izleyeceğiz. Hemen yeni sezon hazırlıklarına ve yeni sezon takımına da gelmek istiyorum. Biraz bahsettiniz ama yeni hocamız, yeni transferlerimiz... hocamıza da sordum. Mesela bu sene baktığımda çok fazla Türk oyuncu var takımda. Yani yabancı daha az, daha fazla Türk ve genç bir takım. Geçtiğimiz yılda karmaydı. Hem tecrübeli hem genç oyunculardan oluşan bir takımdık ama bu sene gençlerin daha fazla olduğunu görüyorum ve sizin gibi de tecrübeli futbolcular ve kaptanlarla birlikte de takım bambaşka bir seviyeye gelecek düşünüyorum. Sen yeni sezon transferleri hakkında ne düşünüyorsun? Evet, yani çoğunlukla genç sporcular katıldı aramıza. Tecrübeli oyuncular olarak onlara her zaman yanındayız. Bir yardım ihtiyacı olduğunda tabii ki her zaman konuşuyoruz. Potansiyelleri çok var. Çok yetenekli sporcular. İyi ki geldiler. Çok da eminim ki bu kulübü çok iyi temsil edecekler. Onun dışında yabancılarımız var. Onlar da aynı şekilde. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Yeni gelen Kristin var, bizim takımımıza katıldı ve şöyle bir yorum yaptı. Ben yurt dışında böyle profesyonellik görmedim ve biz daha bir senelik bir kulübüz. Evet. Tabii ki ondan bunu duymak çok güzel, çok mutlu etti beni. Bu da tabii ki şöyle bir şey. Türkiye'de genelde hep şöyle diyorlar. Türkiye'deki kadın futbolu daha çok geride, ilerlemesi lazım. Onun o yorumuyla biz Fenerbahçe Kulübü olarak kadın futbolunu en azından Avrupa'da çok iyi temsil edeceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Yani en azından işine kadar ciddiye aldığımızı da göstermiş oluyor. Sen yeni takımı, yeni sezon Fenerbahçe'yi nasıl görüyorsun Ezgi? Yabancı oyuncularımız zaten çok mutlu oldukları için tekrar bu yıl anlaştı çoğunluğu. Tabii ki de anlaşamadığımız sporcular oldu. Onların da çok büyük katkısı oldu bu kulübe. Yeni gelen arkadaşlarımız, zaten gelen arkadaşlarımız da çeyrek final oynamış takımın oyuncuları bu arada. Çok iyi bir yapılanma var şu an. Genç yaş grubu çok katıldı aramıza. Evet. Türk sporcunun, oyuncunun ağırlıklı olması bizi daha da mutlu ediyor. Çünkü altımızdan gelen genç yetenekler var.
Taze kanlar bunlar ve kulübümüze daha büyük başarılar getireceğimizin bir göstergesidir. Kesinlikle öyle. Yani hem kulübümüz için hem de kadın futbolu için bence inanılmaz bir katkı. Bir de biraz yaz dönemi, sen az önce biraz bahsettin ama yaz döneminden de bahsetmeni isteyeceğim. Çünkü çok fazla ara vardı. Çok uzun bir ara dönemi geçirdik. Ama siz tabii ki profesyonel sporcu olduğunuz için hem kendi kişisel programımıza hem beslenme programımıza dikkat ettiniz. Nasıl bir yaz dönemi geçti? Uzun bir ara vardı. Futboldan uzak kaldığın uzun bir ara vardı. Nasıl bir yaz dönemi geçirdin? Onu da senden dinlemek istiyorum Fatma. Ben sezonu zaten bir sakatlıkla kapatmıştım maalesef. Bir 5-10 günlük tedavi sürecim vardı. Bir fizyoterapistle çalıştım. Kuvvetlendirme amaçlı çalıştım. Sonrasında aynı fizyoterapist zaten bana bireysel bir program verdi sezon öncesi hazırlanabilmem için. Koşu programlarıyla, kuvvet programlarıyla kendimi sezona hazır tutmaya çalıştım. O şekilde de hazır bir şekilde de geldim ki tekrar takımla çalışmalara başladığımda daha iyi bir performans gösterebileyim. Tabii bu zaten her sporcunun yaptığı bir şey. Birçok sporcu da bunu yaz döneminde yaptığını düşünüyorum. Tamamen kendimizi sakatlıklardan koruma amaçlı da yapılan bir program tabii ki. O yüzden hani çok verimli geçti. Hem dinlendim hem çalışmalarımı yaptım. Ve yeni sezonu ya sabırsızlıkla bekliyorum. Harika. Sen Ezgi yoğun aslında bir yaz dönemi ben geçirdin. Ben sen ne yaptın? Nasıl bir yaz dönemi geçirdin anlatmanı isteyeceğim. Yani bunun en çok şikayetini babam dinlemiştir bu arada. Sürekli milli takım kampında olduğum için bir sadece 20 günlük bir tatilim oldu. Genellikle milli takım kamplarındaydım ve mecburiyetten dolayı milli takım kampına katılacağım için bireysel antrenmanlarıma devam etmek zorundaydım. Milli takıma hazır gitmek için. 20 günlük tatil haricinde pek bir şey yapmadım. Sen full çalıştın. Evet. Bu sana aslında avantaj mı dezavantaj mı? Şöyle 20 günlük tatil tabii ki de yeterli oldu mu? Yeterli oldu sayılır. Tam anlamıyla yeterli oldu diyemem ama benim için avantaj diyorum. Yani her zaman antrenman yapmayı seven bir sporcuyum zaten. Aynen. Yani vücudun hep hazır. Evet. Hiçbir şekilde futboldan soğumadan yeni sezona başladın. Aslında bizim için avantaj, seni izleme açısından avantaj ama senin psikolojik durumun nasıl onu o da bilir. Çünkü gerçekten çok zor. Kamp dönemleri gerçekten çok sert geçiyor. Yani taraftarlarımız buradan kolay olmadığını öğrensin istiyorum. Şu an Topuk Yayız kampında ciddi anlamda çok yoğun geçiyor. Antrenman harici toplantılar, onun harici ekstra organizasyonlar, aktiviteler, yani takım sadece saha içinde değil, saha dışında da kaynaşabilmesi adına pek çok organizasyonlar ve aktiviteler oluyor. Buradan da taraftarlarımız bilsin sizin nasıl çalıştığınızı, evet, görsün. Ki hava şu an sıcak. 3 gündür biz yağmurda, evet, siste, çamurda antrenman yaptık. Gerçekten çok zorlu hava şartlarında da aslında her türlü hem sıcak havaya hem soğuk havaya hem yağmura hem çamura hem kara her şekilde dayanıklı olarak sezona başlıyorlar. Ben geçen sene taraftarlarımızı da sormak istiyorum. Geçen yıl sizlere büyük destek verdiler. Bence ikinizin, yani Fatma ve Ezgi olarak taraftarlarımızın gönlünde bambaşka bir yere sahip olduğunuzu düşünüyorum. Kaptan olduğunuzdan ziyade bence sizi ki Fenerbahçeliğinizin dışında da futbolculuğunuzu sevdiğini düşünüyorum taraftarların. Siz geçen seneki tepkileri nasıl karşıladınız? Bu kadarını bekliyor muydunuz? Bu yıl tabii ki o destekler, o sizi övmeler artarak devam edecek diye düşünüyorum ama geçen sene taraftarımızdan böyle bir reaksiyon bekliyor muydunuz? Ya şöyle söyleyebilirim, kadın futbolu çok tanınmadığı için aslında çok beklemiyordum ama tabii ki burası Fenerbahçe. Herkes takip ediyor, branş fark etmiyor, cinsiyet fark etmiyor. Çok mutlu ettiler bizi. Çubuklu olması yeterli. Evet. Yani desteklerini her zaman hissettik. Bunu sosyal medyadan olsun, maçlarda olsun, antrenmanlarda olsun hep hissettiriyorlar zaten. Antrenmanlara gelen bile taraftarımız oluyordu. Çok teşekkür ediyoruz. Ve şunu diyebilirim ki bu sezon çok farklı bir Fenerbahçe olacak karşınızda. Çok keyifli futbol izleteceğiz inşallah onlara. Umarım maçlarımıza da gelirler her zamanki gibi. Televizyondan bizi takip ederler. Onları en iyi şekilde sahada temsil edeceğiz. Kesinlikle. Ezgi sen bekliyor muydun böyle bir reaksiyon?
Ben taraftarlarımızdan böyle bir reaksiyon, yani beklemiyordum diyeyim, şöyle beklemiyordum. Çünkü kadın futbolu yeni bir yapılanma olduğu için, kadın futbolu da çok tanınmadığı için gerçekten bu kadar takip edileceğini bilmiyorduk. Hatta Instagram'da, etkileşimde... Evet, onu taraftarlarımıza da söyleyelim. İyi ki hatırlattın, ben unutmuştum, teşekkür ediyorum. Instagram'da kadın futbol hesabı olarak etkileşimde dünyada ilk üçe girdik. Bu da tabii ki sizin başarınız. Yani bu arada tabii ki sosyal medya ekibimize de buradan teşekkür etmek istiyorum. Kadın futbol takımının içeriğini güzel hazırladığı için tabii ki hem sizin başarınız hem de sosyal medya ekibimizin başarısı. Onu da ekleyelim buradan. Evet, onlara da buradan teşekkür ediyoruz bu arada. Sosyal medyada bize çok büyük desteklerde bulundu. Bu şekilde yani taraftarımızın desteği çok büyüktü. Geçen yıl çünkü sadece pazar günleri maçımız yoktu. Lig sıkıştırıldığı için çarşamba günleri de maçımız İki vardı. İki maç yapıyorduk. Çarşamba günleri bile, biliyorsunuz çarşamba günleri çalışma saatleri. Çalışma saatlerinde bile taraftarımız bizi desteğe geldi. Bu da bizi çok mutlu ediyordu. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Bu sene bir takım kuruldu. Yeni bir yapılanma var. Taraftarımızdan daha büyük destek bekliyoruz. Çünkü ne kadar tribün kalabalık olduysa bize de o kadar özgüven geliyor. Kesinlikle. Kendimizi daha iyi hissediyoruz. Bu sene daha güzel şeyler olsun. Kesinlikle. Kızlarımızı lütfen yalnız bırakmayın sevgili taraftarlarımız. Sizlere buradan tekrar hatırlatalım. Eminim tabii ki onları yalnız bırakmıyorsunuz ama bu sene sizin itici gücünüze daha fazla ihtiyaçları var. Çünkü bu sene artık şampiyonluk senesi. Cumhuriyetimizin 100. yılında her branşımızda şampiyonluk görmek istiyoruz. Bunlardan biri futbol takımlarımız. Hem erkek hem de kadın futbol takımlarımız. Bu yıl şampiyonluk çok yakışacak diyorum. Son sözlerini, son mesajını alayım. Çünkü hep söylüyoruz, bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Bambaşka zevkli bir futbol izleyeceğimizi düşünüyorum. Son sözlerin, taraftarlarımıza mesajın, yönetimimize mesajın, ne istersen son sözlerini alayım Fatma. Şunu söyleyeyim. Biz bu sezon bu yola çok yoğun antrenmanlarla başladık. Umarım emeğimizin sonu şampiyonluk olur. Biz burada sahada olsun, kampta olsun her zaman çok çalışıyoruz. Bunun karşılığında da tabii ki de taraftarlarımızı sahada, maçlarda bekliyoruz. Çünkü en çok onların desteğine ihtiyacımız var. Ne kadar sahada kalabalık olursak, bu sadece saha içinde değil, tabii ki taraftarımız tribünde de ne kadar kalabalık olursak, bunu sahada futbolcular olarak, sporcular olarak daha iyi yansıtacağını düşünüyorum oyunumuza. Umarım yolun sonu şampiyonluk olur. Umarım, inşallah. Ezgi, senin de son sözlerini, son mesajını alayım. Ben en başta şunu söyleyeyim. Buraya gelmemizde gerek olsun geçen senede önemli maçlarda muhakkak bir otelde konaklayıp kamp yapıyorduk. Bize bu olanakları, bu imkanları sağlayan başkanımıza, Ali Başkanımıza, Kemal Bey'e buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü bunların hiçbiri kolay olmuyor maalesef. Hem maddi hem manevi. Kesinlikle maalesef öyle. Emek gerektiren şeyler bunlar. Bu arada muhteşem bir tesis sahibiz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak muhteşem. Her takımımız burada sezon öncesi kampını gerçekleştiriyor. Bu sene siz de burada kamp yapma şerefine nail oldunuz. Çok iyi oldu. Geçen sene bunu yapamamıştık. Bu sene yapmamız bence sezon içerisindeki Fenerbahçe için çok farklı yerlere getirecek diye düşünüyorum. Evet, belki birçok kulüp bu imkanlardan maalesef faydalanamıyor. Tabii bunların da karşılığında biz çok çalışıyoruz. Bu armanın ve bu kadar emeğin karşılığını biz de çalışarak vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olsun. 100. yılımızda biz bu kupayı kaldırmak istiyoruz. Geçen yıldan zaten çok üzgünüm, çok çok üzgünüm hem de. Çünkü şampiyon olmak çok istiyorduk, çok emek harcadık. Bu yılda inşallah geçen sene içimizde kalan bu şeyi bu yıl taraftarımıza kupayla beraber karşılık vereceğiz ve umarım şampiyonluk alacağız. Hem şampiyonluk alacağız hem de bence bu takımın yeri kesinlikle Şampiyonlar Ligi diye düşünüyorum. Orada da sizi izlemek çok keyifli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi, Fenerbahçe'yi temsil etmek size çok yakışacak bence. Umarım sezon sonu ve önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme ümidiyle diyorum. Erkekli kadınlı inşallah. Ay inşallah ya, müthiş. Böyle umarım sezon başındaki dileklerimiz sezon sonu yerini bulur. Yani şöyle düşünüyoruz, o statla kupayla beraber erkekli kadınla şöyle bir dolaştığımızı hayal ediyorum. Hayali bile güzel. Müthiş, hayali bile çok güzel. O fotoğraf şu an gözümün önüne geldi. Muhteşem olur. Çok yakışacak. Sizi zaten bol bol sezon içinde takip edeceğiz. Taraftarlarımıza da seslendik. Onlar da sizleri yalnız bırakmayacaklar. O zaman görüşmek üzere diyorum. Sezon içerisinde zaten bol bol görüşeceğiz. Size de bol hazırlıklar diyelim.
Çünkü çok sıkı çalışıyorsunuz. Sezona bomba gibi geliyoruz. Zaten dediğim gibi bol bol görüşeceğiz. Evet, Armamızın Gücüyle'nin bu haftaki bölümünde kaptanlarımız Ezgi ve Fatma bizlerle birlikteydi. Onlarla yeni sezon öncesi tüm detayları konuştuk. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.